binden fazla özel çizgi film bölümü Pepe TV'de. Pepe, ben Sulu'yu özledim. Biraz yanına gideceğim, gelmek ister misin? Aa, tamam abiş, gelirim tabii. Zulu, güzel arkadaşım. Zulucuğum, biz geldik. Canım arkadaşım, ne yapıyorsun? Aa, Zulu gazete okuyor. Neler var gazetede Zulu? Hmm, eğlenceli haberler, oyunlar varmış. Ha, ne oldu Zulu? Hayvan sirki mi? Hayvan sirki nedir abiş? Annem hiç güzel bir yer olmadığını söylemişti. Hayvan arkadaşlarımızın hapis edildiği bir yermiş galiba. Öyle mi Şuşu? Efendim Pepeciğim. Sirk nasıl bir yerdir? Orada neler yapılır? Normal sirklerde insanlar gösteriler yaparlar. Üstünde çok yüksekte yürürler. Tek tekerlekli bisikletle giderler. Ama bir de hayvan sirkleri vardır. Annemin seni götürmediği sirk sanırım hayvan sirki olmalı Pepe. Hayvan sirkinde gerçek hayvanlar zorla sahneye çıkartılıp izlemeye gelenlere bazı gösteriler yaparlar. Örneğin kaplanlar hoplar, zıplar, değişik hareketler yaparlar. Kocaman filler dans ederler. Maymunlar ateş yanan çemberlerin içerisinden geçerler. İstemeden mi yaparlar bunu? Evet bebe, istemeden yaparlar. Onları zorla eğiten insanlardan korktukları için ve mecbur kaldıkları için yaparlar. Ve bundan hiç hoşlanmazlar aslında. Ay, yazık onlara. Sirkçi insanlar o hayvanların özgürlüklerini alırlar. Ve bu gösterileri onlara zorla yaptırırlar. İnsanlar neden bu zavallı hayvanları izlemeye gidiyor ki? Hayvanları seven, onların orada zorla tutulduğunu, hapsedildiğini bilen insanlar gitmezler sirke Pepe. Bunu bilmeyen insanlar kendilerini eğlendirmek için giderler. Ama orada özgürlüğü alınmış bir hayvan zorla istemediği hareketleri yaparken izleyenler nasıl eğlenebilirler ki? Kimse sirke gitmesin. Kimse sirke gitmezse sirkçiler de bu işi yapmaktan vazgeçerler. Değil mi Şişim? Evet canım, kesinlikle öyle. Kimse izlemeye gitmezse hayvan sirki diye bir şey olmaz. Ve hayvanlar hapsedilmezler. Ben hayvanların hepsini çok seviyorum Şuşu. Hiçbir hayvan arkadaşımız hapis olmasın. Aa, burada gazetedeki haberde sirk gelmiş ama kimse izlemeye gitmemiş. Sirkçi de hayvanları serbest bırakmış. Bu işi artık yapmayacağım. Kimse sirkçilik yapmasın. Ne güzel. Yaşasın özgür hayvanlar. Çok güzel bir habermiş Buzulu. Hayvan sirklerine kimse gitmezse hayvan sirki diye bir şey kalmaz. Kimse hayvan sirki yapmaz. O zaman biz hiç sirke gitmeyeceğiz. Gidenlere de kızacağız. Gitmeyin, hayvanlara yazık diyeceğiz. Evet diyeceğiz. Hayvanlar bizim dostumuz. Aa Şişu. Hadi hayvanlar bizim dostumuz şarkımızı söyleyelim. Hadi söyleyelim canım. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. La 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 la. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Güzel arkadaşım, seni gördüğüme çok mutlu oldum. Ama şimdi gitmemiz gerekiyor. Annemle kekelere gideceğiz ya. Aa doğru. Biz yine geliriz Zulucuğum. Hoşça kal. Anne biz geldik. Anne. Geldim. Kekeleri ne götürüyorsun? Kısır yapmıştım canım. Orada beraberce yeriz diye götüreyim dedim. Kısır bayılırım. Anne, ben Keke'yi, Bibi'yi, Zeze'yi,
Dudu'yu, Mimi'yi hepsini çok seviyorum. Beni? Seni zaten çok seviyorum bebe. Tamam. Abim beni sevmiyor diye çok korktum yani. Aslında öyle korkulacak bir şey değil de. Ha işte geldik. Keke biz geldik. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk Keke'cim. Hoş bulduk Keke. Anne biz biraz bahçede oynayalım mı? Tamam canım. Oyuncaklarımla oynamak ister misiniz? Çok isteriz. Evet. Aa ne kadar oyuncaklar bunlar Keke. Evet bunlar benim hayvan dostlarım. Aa. Hadi bir oyun kuralım bu güzel hayvanlara. Tamam nasıl bir oyun kursak? Burası sirk olsun. Ay biz sirkleri hiç sevmeyiz. Hiç de gitmeyiz. Gidini de sevmeyiz. Evet hayvanlar orada hapis oluyorlar. Özgür olamıyorlar yazık. Evet aslında sirkleri ben de hiç sevmem. Hiç de sirke gitmedim. Ama bu oyunu çok seviyorum. Çünkü bu oyunda hayvanları sirkten kurtarıyoruz. Ben bu oyunu bayıldım. Evet onları sirkten kurtarıp ama özgür bırakalım. Hadi. Tamam. Şimdi biri sirkçi olmalı. Kim olacak? Tamam. İlk ben olayım sirkçi. Biz de hayvan kurtarıcı olalım abi. Hadi. Hadi kendimize giysi yapalım. Çok komik oldu. Şimdi hayvanlar yukarıda hapis tamam mı? Sirkçi onları hapsetmiş. O zaman ben burada durayım. Kimse hayvanlarımı alamaz. Onları hapis ettim ben. Gösteri yapıp para kazanacağım. Şimdi gördün mü? Hayvanlar yukarıda. Evet gördüm. Nasıl kurtaracağız onları? Bir plan kurma. Sen gidip sirkçiyi oyala. Oradan uzaklaştır. Siz gidince ben de... Yukarı çıkıp bütün hayvanları oradan kaçıracağım. Tamam, harika. Merhaba sirkçi. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Hayvanlar kaçmasın diye burada bekliyorum. Gelsene biraz bölümüne şöyle. Yorulmuş dondur. Sana ayran koyayım da iç. Ayran şurada gel. Aa tamam. Ayranı çok severim ben. Al bakalım. Uzaklaştırdım abi. Hadi kurtar hayvanları. Tamam tamam geliyorum. Güzelmiş değil mi ayran? Evet çok güzelmiş. Bir tane daha versene. Hadi kaçın gidin ormanınıza. Özgürce yaşayın koşun. Kurtarıyoruz sizi bu sirkçiden. Kaçın kaçın. Aa, hayvanlar kaçıyor hayvanlar kaçıyor. Toplayın hayvanları kaçıyorlar kaçıyorlar. Kaçıyor hayvanlar kurtuluyor. Durun yakalayacağım. Hayvanlar kaçıyor. Kaçın ormana doğru kaçın. Ormana doğru. Ayıcık düştü ayıcık düştü kurtarın. Yorulmuşlar bunlar tamam mı? Burada uyusunlar yatıralım. Tamam olur. Uyumak onları dinlendiririm. Ay çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Hayvanları da kurtardık. Ya kimse hayvanları hapsetmesin. Evet ya hapsetmesin. Onlar bizim dostumuz. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Maymuş, güzel arkadaşımız bizim. Evet işte güzel arkadaşımız Maymuş gelmiş. Sen Keke ile tanışmış mıydın Maymuş? No, no. Merhaba ben Keke. Aa, Maymuş, Keke ile tanışmayacak mısın? No, 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 no. Ama Keke hayvanları çok seven bir arkadaşımız. Değil mi Keke? Evet ben bütün hayvanları çok severim Maymuş. Aa, Maymuş başka bir şey kurttu galiba. Değil mi Maymuş?
hoş. Nedir peki? Anladım. Ona sarılmadık diye düşmüş. Ben de memnun oldum. Çok iyi saklanacağım, gör bak. Saklambaçtan sonra da tahta misketlerle oynayalım mı? Aa, ne güzel misketler onlar, renk renk. Evet, hepsini ben boyadım. Saklambaç bitsin, sonra tahta misketlerle oynayalım. Tamam. Hadi kapat gözlerini. Ona kadar sayacağım. Ay, hemen çok gizli bir yere saklanmalıyım. En iyisi şurası. 9, 10. Arkam sol, solum sobe. Saklanmayan ev olur. Lili neredeymiş bakalım? Burada mıymış? Değilmiş. Lili burada mı? Burada da yok. Arkadaşlar, Lili orada mı? Hayır. Ha, şaka yaptım zaten. Lili'nin orada olmadığını biliyorum. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede ki? Aa, Lili yok ama bisketi burada. Alayım bari. Hı? Lili'nin ikinci bisketi de burada. Bunu da alayım bari. Ama Lili'nin üçüncü bisketi de burada. Lili'nin bütün bisketleri buradaysa... Demek ki Lili orada. Sobe, sobe. Ya, haksızlık ama. Sen beni nasıl öyle kolay buldun ki Liko? Çok iyi saklanmıştım. Nereye saklandığımı gördüm bence. Mızıkçılık yaptın. Mızıkçılık yapar mıyım hiç Lili? Bak, bisikletleri düşürmüşsün. Ben bakkal yürüttüm. Dedim ki Lili'nin bisikletleri buradaysa belki Lili de buradadır. Aa, misketleri takip ederek mi buldun beni? Ne sandın akıllım? Buldum işte. Bulduk bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Söyleyin bakalım, neye gülüyordunuz? Saklambaç oynuyorduk. Lili saklandı. Saklanırken misketleri düşürmüş. Liko da beni düşürdüğüm misketlerimi takip ederek buldu. Aferin Liko. Gerçekten zor bir iş başarmışsın. Bu yeteneğin oynayacağımız oyunda da işe yarayabilir. Oyunda Lili'nin misketlerini mi bulacağım? Ay, yaşasın. Yine çok güzel bir oyun var galiba. Hadi anlat kılavuz. Tamam, sakin olun. Anlatıyorum şimdi. Oyunumuzun adı... İzleri takip et oyunu. İz ne demek kılavuz? Herhangi bir şeyin gittiği yerde bıraktığı belirtiye izlenir Liko. Örneğin Lili ta ileride bir yere gitti. Giderken de bastığı yerlerde ayağının izleri kaldı. Biz bu ayak izlerini takip ederek Lili'yi bulabiliriz. He, anladım kılavuz. Oyun labirentini takip edeceğiz peki? Anlatıyorum. Önce oyun labirentine gideceksiniz. Oyun labirentinde 4 tane pano. Bu panoların her birinde 4 mevsimin resmi var. Ama panoların önünde perde var. Ve oyun gereği panodaki resmin adını söylemeden de bu perdeleri açmayacaksınız. Ay, çok heyecanlı bir oyuna benziyor. Benim de çok sevdiğim bir oyun bu Lili. Bu panoları birer birer bulmanız lazım. Panoları bulmanız için yolda izler göreceksiniz. Bu izleri takip ederek hem panoyu bulacaksınız hem de izler ipuçlarınız olacak. Çünkü hangi mevsim panosuna doğru gidiyorsanız takip ettiğiniz izler de o mevsimle ilişkili olacak. Kum saati dolmadan 4 mevsim panosunu da doğru tahmin ettiğiniz zaman... Oyunu kazanmış olacağız. Evet Liko, ne her zaman doğru bildin. Oyuna başlamaya hazır mısınız? Hazırız. Siz oyuna başlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Herkes hazır olduğuna göre hadi labirente. 3, 2, 1 ve oyun başladı. Bu havucu yere kim attı ki? Havuç yere atılır mı hiç? Atılmaz tabii Lili. Ama önce ilk panoya giden izleri bulalım. Sonra havucu yerden... Lili! Bu havuç panoya giden izlerden biri olabilir. Havucun hangi mevsimle ilgisi var ki Liko? Bilmiyorum. Bence biraz takip edersek geri izler bulabiliriz. Lili bak, atkı var. Yakıştı mı? Çok yakıştı Liko ama onu takmak için hava biraz sıcak değil mi? Çok sıcak, terledim bile. Galiba bu atkı da bir iz. Hadi devam edelim. Bakalım daha ne bulacağız. Aa, çok güzel bir eldiven Liko.
Kiliko. Bunları buralara kılavuz bıraktı galiba. Ben bıraktım ama hala Pano'yu bulamadınız. Yanıldı kılavuz. Pano'yu bulduk bile. Lili bak orada. Nerede? Bak. Pano'yu bulduk. Ama Pano'da hangi resmin olduğunu bulamadık hala. İpuçlarımıza bakalım önce. Bir tane atkımız var. Atkı sıcak havalarda takılmaz. Çok soğukta takılır. Eldiven de öyle. Buz gibi çok soğuk havalarda annem eldiven takar ellerime. Yani atkı ve eldiven kış mevsiminde takılır Lili. Evet bulduk kış mevsimi. Ama havucun kışla ne ilgisi olabilir? Havucun kışla ne ilgisi olabilir? Düşünelim. Hızlı düşünün ama. Buldum. Liko, kardan adam yaparken hangi meyve sebzeleri kullanırız? Zeytin kullanırız. Sonra havuç kullanırız dedik. Havuç. Bulduk kılavuz. Bu panoda kış mevsimi resmi var. Perdeyi açıyorum. Kum saati azalıyor. Bu kum saati de hemencik azalıyor ha. Mızmızlanmayı bırak da koş Liko. Sen bu tarafa bak. Ben de bu tarafa bakacağım. Tamam. Liko. Ha? Liko. Aa Lili beni çağırıyor. Geldim Lili. Liko gel. Burası çok güzel. Burası ne güzelmiş böyle Lili. İnsan bu şemsiyenin altında hiç güneşten kızarmaz bence. Sandalyelerde çok rahat. Şurada biraz uyusam mı? Uyursanız oyunu kim oynayacak? Yaşasın dondurma. Dur Liko. Dondurmayı sonra yersin. Bak demek ki mevsim panosuna yaklaştık. Bu dondurma bir iz. Bizim ipucumuz anlamadın mı? Bu kadar lezzetli izler olmak zorunda mıydı kılavuz? İnsanın canı çekiyor. Oyundan sonra yersin Liko. Amma da sabırsızmışsın sen de. Tamam ya. Hadi arabaya devam edelim Lili. Ay. Hı? Aa o ne ki topuk gibi? Karpuz mu akıllım? Bu karpuz o da pano. Hı? Şimdi bakalım hangi mevsim olabilir? Bir tane güneş şemsiyesi bulduk. Güneş şemsiyesini hangi mevsimde kullandığımızı biliyor musunuz arkadaşlar? Yaz mevsiminde kullanırız. Doğru. Peki dondurma ne zaman yeriz? Onu da yaz mevsiminde yeriz. Harikasınız. Bunu da sen söyle bakalım kılavuz. Karpuz hangi mevsimde olur? Tabii ki yaz mevsiminde. O zaman bu perdenin arkasındaki resim de yaz mevsimi. Üçüncüyü de bulalım Liko. Şemsiye. Hı? Aa, ama bunlar iki tane. Nasıl oluyor ki? İzleri takip edince neden böyle olduğunu anlayacaksınız. Hadi devam edin. Az zamanımız kaldı. Bu ne Lili? Molda benziyor. Ben de bilmiyorum. Kılavuz ne bunlar? Yağmurluk deniyor bunlara Lili. Yağmurlu havalarda üzerimizde. Yağmurluk giydiğimiz zaman üzerimiz ıslanmaz. Çünkü su geçirmezler. Demek ki yağmurlu havalarda giyiliyor. Biz galiba farklı iki mevsimin resmi olan panolara doğru gidiyoruz ama izler aynı. Hangi panoda hangi mevsim olduğunu nasıl anlayacağız? Hiç bilmiyorum. Galiba yürümeyi devam etmemiz en mantıklısı Liko. Haklısın. Liko bak burada ne var? Ben de bir yaprak buldum Lili. Ama kurumuş. Panolar da orada Liko, koş hadi. Bu panoların birinde bir mevsim, diğerinde de başka bir mevsim var. Değil mi kılavuz? Evet Lili, doğru bildin. Birinde biri, ötekinde öteki. Biz kış mevsimini ve yaz mevsimini bulduğumuza göre birinde ilkbahar, birinde sonbahar var. Ama hangisinde ilkbahar, hangisinde sonbahar olduğunu nereden bileceğiz? Lili, Liko, o izleri boşuna mı bırakıyorum ben? Onlar sizin panoda resmi olan mevsimi bilmeniz için ipuçları. Bulduğunuz izleri bir düşünün. Önce ikimiz de birer şemsiye ve birer yağmurluk bulduk. Şemsiye yağmurlu havalarda kullanılır. Yağmurluk da zaten adından belli. Yağmurlu havada giyilir. Demek ki iki mevsimde de yağmur yağıyor. Kum saati akıyor. Aa, ben kurumuş bir yaprak buldum. Ben de mis gibi kokan bir çiçek buldum. Hadi arkadaşlar biraz acele edin. Çok az zamanımız kaldı. 7. Ya biliyorum ikisi de bahar ama hangisi ilkbahar? Hangisi sonbahar hatırlayamadım. Ay arkadaşlar lütfen bize yardım edin. Bir sürü çiçeğin olduğu ay hangisiydi? 5. İlkbahar. Hı? Doğru ya. İlkbaharda bir sürü
sonbahar demek Kiliko. Hadi açalım. Nereden açasın? Bir, ilkbahar. Sonbahar. Bizimle oynadığınız için teşekkürler arkadaşlar. Tekrar gelin. Hoşçakalın. Güler güle. Hop, 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 hop. Merhaba hop, Pisi. Hop. Merhaba Cucu. Hop, ne hop, güzel ip hop, atlıyorsun. Hop, hop, hop. İp atlamayı çok seviyorum ben. Tokam, tokam. En sevdiğim tokam. Güzel tokam benim. Aferin sana Pisi. Tokanın kaybolmasına izin vermedin. Yakaladın onu. Evet, çok seviyorum ben bu tokamı Cucu. Ne oldu Pisi? Cucu, tokamın kafama taktı. Metal yere düşmüş. Ya tüh. Böyle saçıma takamam ki. Öyle küçük bir parça ki onu bulmam imkansız bu çimenlerin arasında. Bir koku alıyorum. Sanki kara karga buraya geliyor. Kuak! 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 Geldim bile Pisi bak. Ama benim güzel arkadaşım niye ağlıyor kuak? Çok üzgünüm kara karga. Aa, niye ki? Bak. Aa, ne güzel bir toku öyle. Başında nasıl duruyor? Tak da bir göreyim şöyle. Takamıyorum kara karga. Aa, niye? Rüzgar demin tokamı uçurdu. Uçarken de tokamın kafama takılan metal yeri düştü. Kayboldu buralarda. Deme ya. Ya, çok küçük bir parça. Onu bulmam imkansız kara karga. Zor vardır ama imkansız diye bir şey yoktur Pisi. Ha? Dur bekle Pisi, bekle Goa. Güzel tokacığım benim. Keşke o kaybolan ucumu bulabilsem de seni tekrar saçıma takabilsem. Ha? Bu ne Cucu? Harika. Tabii ya, nasıl düşünemedik? Bu bir mıknatıs Pisi. Mıknatıs mı? Evet. Bu mıknatısı ne yapacağım kara karga? Mıknatıs metal şeyleri çeker kendine bak. Tokandan düşen parça demir gibi bir metalse, Pisi mıknatısı çimenlere doğru tutup giderse, tokanın parçasını pıt diye çeker bu mıknatıs kendisine. Guak. Aa, gerçekten mi? Evet, kara karga doğru söylüyor. Mıknatıs demir gibi metalleri kendisine doğru çeken çok özel bir cisimdir. Yaşasın. Hadi bu benim güzel tokamı. Mıknatıs metali çeker. Tokamın ucu da metal. Bul 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 bul. Pisi, Pisi. Ben sana ne diyeyim, ne diyeyim? Ay Pisi, hızımı kontrol edemiyorum bir türlü. Çok özür dilerim. Tamam tamam, sorun değil. Ne var, ne oldu yine? Sorma, bu sefer çok zor bir sorunum var ve kimsenin bu sorunu çözebileceğini sanmıyorum. Anlatamazsan çözüm bulamayız tabii. Anlatsana arkadaşım. Annem yine yeni bir elbise dikiyordu. Kumaşları dikmeden önce toplu iğnelerle tutturup prova yapıyordu. Annem böyle içinde yüzlerce, binlerce toplu iğne olan kutusunu şimdi gizlice oynamak için almış. Ormanda açıp oynamaya başlarken bütün iğneler etrafa dağılmış. 3-5 tanesini toplamış ama yüzlercesi toprakta duruyor. Ay, ormandaki canlılara da toprağa da zarar verir o iğneler. Onları hemen toplamalıyız Pan. Evet ama nasıl? Ay, ay, bu ne Pisi? Tabii ya.
Bu bir mıknatıs pat. Benim tokamın metal parçası kayboldu. Mıknatısla onu arıyordum. Nasıl yani? Mıknatıs metal şeyleri kendine çekiyor pat. Bak böyle yere tutuyordum ki o küçük parçayı. İşte buldum. Gördün mü nasıl çekti kendini? Peki bununla bizim dökülen iğneleri de toplayabilir miyiz sence? Bence kesinlikle toplayabiliriz Pan. O zaman sorunu çözdük. Hadi gidelim Pan. Nereye gidiyorsunuz böyle hızlı hızlı pisi? Merak ettim açıkçası sizi. Pan'ın kardeşi Pin ormana metal iğneler dökmüş. O iğneleri de toplayacağız Kara Karga. İstersen sen de gel yardıma. Kara Karga gelmek ister. Tabii Pan da izin versin der. Ne yaptıysam barışamadı. Hep küs sanki bana. Karga doğru söylüyor Pan. Niye somurtuyorsun kargaya? Ne kadar yardımcı oluyor. Nasıl seviyor bizi baksana. Hatalı bir şey yapmamayız da böyle surat asmaz. Haklısınız, biraz abartıyorum galiba. Gelsin tabii bizim ne istiyorsa Kara Karga. Hadi o zaman. Ne kadar çok iğne var burada. Mıknatısı tut pisi onlara. Şurada da var. Şurada da. Şurada da. Ay, şurada da var. Ay. İşte bütün iğneler yapıştı mıknatısa. Abi, abi. İğneleri ne yapacağız? İğneler nerede? Burada Pim bak. Ama hepsini nasıl topladınız ki? Abi, tabii ki bir mıknatısla. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Gözlüğe mi? Mıknatısa mı? Termosa mı? Doğru, mıknatısa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir mıknatıs çizin. Hem eğlendiren hem eğiten çizgi filmler Pepe TV'de. Üşlediğin her şey Pepe TV'de. Sen mutlu ol diye.